Dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Bugün 200 milyar doların üzerinde bir servete sahip. Harca harca bitmez değil mi? Peki bugüne nasıl geldi? Başarıları ve zenginliğiyle sık sık gündeme gelen Tesla ve SpaceX CEO'su aslında dünyanın en başarısız insanlarından biri. Bugüne kadar onlarca başarısızlığa imza attı, yüzlerce hayal kırıklığı yaşadı. Hatta bir gün şöyle bir anekdot bile kullandı. Başarısızlık da bir seçenek, çünkü başarısız olmuyorsanız yeterince yenilikçi değilsiniz demektir. Elon Musk'ın 5 büyük başarısızlığını Akşam TV izleyicileri için derledik. 5 numara. 1999 yılında kurduğu PayPal en kötü 10 iş fikrinden biri seçildi. Bu durum Elon Musk'a çok ciddi oranda yatırım kaybettirdi. 2000 yılının Ekim ayında ilk eşiyle balayındayken kovulduğu PayPal bugün dünyanın en büyük online ödeme sistemlerinden biri haline geldi. Gelelim 4 numaraya. 2008 yılında Tesla Motors ve SpaceX iflasın eşiğine geldi. Bu durumu hem şirket içerisinde karışıklıklar hem de ekonomik kriz tetikledi. Bugün her iki şirket de kendi sektöründe fırtınalar estiriyor. Ve 3 numara. Mars'a fare göndermek ve orada bitki yetiştirmek gibi amaçlarla uzay çalışmalarını başlatmasının hemen ardından 2000 yılında Rusya'dan roket sipariş etti. Fakat Ruslar bu fikirleri saçma bularak ve çocukluğuna vererek Musk'a roket satmayı reddetti. Bu redler SpaceX'i kurduktan sonra bile senelerce devam etti. Kendi uzay şirketini kurduktan sonraki İlk kalkış denemesinde ise roket patladı. Ama bunların hiçbiri Musk'ın Mars'a gitme hayallerinin son bulmasına neden olmadı. Bugün SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon roketleri hala NASA'nın bile Mars ve Ay görevlerinde en çok güvendiği çözümlerden biri. Şirket Mars'ta koloni kurmayı bile planlıyor ve Musk bu hedefi gerçekleştirmek için tüm servetini elden çıkarıyor. 2 numara. NASA uydularını taşıyan roket patlamalarından sonra 2016 yılında 300 milyon dolar değerindeki Facebook uydularını taşıyan SpaceX roketi de kalkış sırasında patladı. Uydular 14 Afrika ülkesinde internet erişimini iyileştirmek için uzaya gönderilecekti. Musk ve SpaceX bile olayın nasıl olduğunu anlayamadı ve patlamanın teşhisi neredeyse 2 ay sürdü. Ama Elon Musk durur mu? Bu da onu durdurmadı. SpaceX, Facebook uydusu taşıyıp ne yapacağız dedi ve dünyanın her yerine yüksek hızlı uydu interneti sunmak ve hatta bunu mobil hale getirmek için geliştirdiği Starlink projesini 2017 yılında tescilledi. Nihayetinde 42 bin uyduyu yörüngeye konuşlandırarak dünya etrafında bir uydu takım yıldızı kurmayı planlayan şirket, bugüne kadar uzaya başarıyla 2000'in üzerinde uydu gönderdi. Bir numarada ise yine bir kovulma hikayesi var. Kendi döneminde internet tarayıcılarının lideri olan Netscape'e Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında yaptığı iş başvurusu utangaç mizacı yüzünden kabul edilmedi. Daha sonra 1996 yılında kendi kurduğu ilk şirketlerden biri olan Zipiki'nin CEO'su olmak istedi. Fakat yönetim kurulu bu talebi onaylamadı, üstüne Musk bu gelişmeden kısa bir süre sonra şirketten uzaklaştırıldı. O da omuz silkip dert değil demiş olacak ki Zipiki'den kovulmasından yıllar sonra dünyanın en yenilikçi şirketlerinden Tesla ve SpaceX CEO'su oldu. Bugün her iki şirket de yüzlerce milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Peki sizce Elon Musk'ın en büyük başarısızlığı hangisi? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.